Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel alışveriş yaparken bir yan kesicinin kurbanı oldu. Cep telefonunu kaptırdı. Yakalanmasını beklerken de o hırsıza Show Haber aracılığıyla seslendi. Birinin canını acıtarak huzurlu bir şey yaşayamazsın, o lokmayı huzurla yiyemezsin diyerek tepki gösterdi. Hiç mi hiç insaf yok sende, canımı da acıtan mahvolsun. Bu tamamen artık vicdansızlık. Sen benim malımı çalıyorsun, benim emeğimi çalıyorsun. Sen bir gözyaşıyla birinin canını acıtarak huzurlu bir şey yaşayamazsın. O lokmayı huzurla yiyemezsin. Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel telefonunu yan kesicilere kaptırdı. Bana yapılır mı? Aşk olsun. Selen Görgüzel geçtiğimiz gün alışveriş yapmak için Nişantaşı'na gitti. Alışverişini tamamladı. Daha sonra bir arkadaşının mağazasına uğradı. Elinde çantalar, poşetler vardı. Dışarı çıktığı anda telefonunu da çantasının içine koymuştu. Telefonu alma ihtiyacı duyduğunda şoke oldu. Çünkü telefonu çantasından çalınmıştı. Kadın. Hatta buradan size söylüyorum şimdi. Ayakkabı denediği için oradan gözüme ilişti. Sağ ayağının üzerinde böyle el yazılı bir şey var. Dövmesi var. Pembe ojeleri vardı. Kaşları da dövmeli. Şöyle çekik dövme yaptırmış. Gözlerinde de lensli. Telefon hemen kapalı verdi. Soluğu karakolda aldı. Bir yandan da kızı çalınan telefonun sinyal tespitini yaptı. Yabancı uyrukluydu zaten. Uygulamalardan hani telefonumu bul uygulaması var ya. Kızım hemen girdi. Telefonun nerede olduğunu biz gördük. Dolapdere tarafında. Telefonum cayır cayır sinyal veriyordu. Yan kesici telefonu çalmakla kalmadı. Banka hesabına da girmeye çalıştı. Benim telefonumdan belli ki oradan girmeye çalışıyorlar. Onlar girmeye çalıştıkça da bize uyarı geliyor zaten. Selen Görgüzel cep telefonunu mobil dijital bir iş yeri gibi kullanıyordu. Bu nedenle telefon oldukça önemli. Bu nedenle alışverişe giden insanların, müşterilerin alışveriş yaparken çok dikkatli olması konusunda onlara uyarıda bulunuyor. Özellikle ayakkabıcılarda ve kıyafet denerken bayan arkadaşlar bizler maalesef çantalarımızı çok rahatlıkla bırakıyoruz. O sırada da buna uyanmış oluyorlar ve çok rahatlıkla çalıyorlar. Hayatını kabusa çeviren yan kesiciye tepki gösterdi. Bu tamamen bir kötülük. Bu kadar bir insanın özeline, mahremine rahatça dalıp oradan kazanacağı ya da elde edeceği 3 kuruş parayla elintili değildir. Şişli polisi yan kesicinin kimliğini belirledi. Yakalanması an meselesi. Başarılsın her şey.